Merhabalar, yeni bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizin neredeyse en çok sevdiğiniz ve hatta belki de en çok sevdiğiniz serinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün bu köyde neyim serisinin yeni bölümünü çekeceğiz. Köylerinizi inceleyeceğiz. Önceki videoya yorumlar kısmına köy ID'sini atan arkadaşlardan rastgele seçeceğim yine. Her zaman olduğu gibi değil. Son iki videoları olduğu gibi ama artık her zaman da diyebiliriz. Şöyle sistemi açıyorum. Buradan direkt start'a basıyorum. Buradan yorumlardan rastgele birinizi seçiyor arkadaşlar. Barış Ay Yıldız'ın geldi mesela. Görüşlerin çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Selfish yorumun için teşekkür ediyorum. Şöyle Selfish'in etiketini alıyorum. Ondan sonra size şu ekranı kapatıyorum ve geliyorum buraya. Klanımıza gelmek isterseniz Korkusuz Oyuncu adında etiketi bu şekilde gelmek isterseniz gelirseniz çok mutlu olurum. Şöyle şuraya ID'sini yapıştırıyorum ve köy incelemeye başlıyoruz Selfish'le beraber. Selfish zaten uzun zamandır bizim klanda olan, uzun zamandır YouTube'dan beni takip eden bir arkadaşımız. Bir belediye binası 10 görüyorum. Okçu kraliçemiz 30. seviyeye yükseltiliyor. Benim gibi kahramanları geride 30 seviye 30 seviye. Gerçi belediye binası 10'da 30 değil, 40 oluyor değil mi? Ben yanlış bilmiyorum. Bir dakika düşüneyim. Belediye binası 9'da 30 oluyor. 10'da 40 oluyor olması lazım. Evet, 10'da 40 oluyor olması lazım. Yanlış bilmiyorsam. Hemen bir bakıp geleyim ya. Bir bakıp geliyorum. Bir dakika. Evet, doğru biliyormuşum. 40. seviyeye kadar yükseliyor. Bu kahramanlarımızı bir 10 seviye yükseltmemiz gerekiyor. Laboratuvarımız çalışıyor. Gayet güzel bir şekilde. 2 tane iksir toplayıcısı yükseltmişiz. Bir tane de kraliçemizi yükseltiyoruz. Biraz kara iksir kasmamız lazım. Hatta saldırılarımızı direkt kara iksir odaklı yapmamız lazım. Zaten altında iksir depomuz full. 3 tane iksir sonunda yükseltiyoruz. 4 tane iksir sonunda yükseltiyoruz. 5. işçimiz çalışıyor mu peki? 5. işçimiz kraliçe çalışıyor. Doğru. 4 sonunda bir tane kahraman yükseltmesi yapıyoruz. Valla bu köyde tek sıkıntı kahramanlarımız geride kalmış. Bundan sonraki saldırılarını full kara iksir odaklı yaparsın. İşçilerin ve araştırmaların herhangi biri bittiğinde, yani sondaların tuzaklarının yükseltmesi bittiğinde ya da laboratuvarın bittiğinde, yeni belediye binası en geç kahramanların max olmasa da, ama kahramanların maxlanmadan belediye binası 11'e geçsem bile mutlaka belediye binası 11'de bu iki kahramanın maxlamanı öneriyorum. Şiddetle çok önemli senin için diyebilirim. Burada inşaatçı binası 8 bir köyümüz var. Burada Tesla'mız var, yanına tuzaklar falan koyulmuş. Fena olmayan bir köy düzeni diyebilirim. Bakıyorum ama şuraya bir tane top araba satsam şu iki savunmayı indiririm. Burada havan var, altta okçular var. Başka bir şey yapılmaz ama oraya tek top araba satılır. Buraya da ben olsam top arabasıyla saldırdım açıkçası ama Tesla'lar biraz sorun çıkartabilirdi. Burayı da sürekli aktif olarak oynarsan ve şurada dev topunu geliştiriyorsun. Böyle geliştirmeler yapmaya devam edersen gayet güzel bir şekilde gelişirsin. Bu arada belediye binası ona göre inşaatçısın. Bence gayet iyi. Geliştirmeye devam edersen 108 seviye, belediye binası 10 seviyesinde gayet güzel bir hesabım var. Bizim klanda olduğun için de, bizim klanı da tercih ettiğin için de teşekkür ediyorum. Sonraki arkadaşlar hemen devam ediyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar, videoya bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Aşağıdan da hem Twitch adresime hem Discord sunucuma ulaşabilirsiniz. Oralara da gelirseniz çok mutlu olurum. Hadi videoya devam edelim. Evet, sonraki yorumla devam ediyorum. Barış kazanmıştı zaten. Şuradan başka bir yarışmacımızı da kazandıralım. Yarışmacı mı diyor burada bilmiyorum ama işte. YouTube Global'in yorumu geldi. Hemen alıyorum. Önceki videoda galiba köyünü incelemiştim. Şöyle hop aldım pencereden. Artık kiminki çıkarsa onu inceliyorum. Sadece aynı çıkarsa incelemem. Zaten inceledim diye. Sidar Sina 101 seviye, bir belediye binası 10. Kahramanlarımız 40-40. Wow. Bu sefer kahramanlarımız max geldi. Direkt köyümüz max bence. İki bomba kulemiz yükseltiliyor. Bir tane iksir toplayıcımız yükseltiliyor. Üç, bir tane daha iksir toplayıcı. Bir tane de sondalar yükseltiliyor. Tamam, bitmiş köy. Yani laboratuvarın ya da işlerin bittiğinde direkt belediye binası 11'e basıyorsun. Kara iksirin burada kalmış böyle. Bütün depoların da doludur senin, Allah bilir, aynen bütün depoların da dolu. İnşaatçı üstüne bakalım. İnşaatçı üstünde de belediye binası ona göre falan siz çok iyisiniz ya. Helal olsun valla. Takdir ediyorum size. Kahramanını da yükseltiyorsun. 22. seviye. Çok iyi. Bir tane işlem boşta galiba ama onu da çalıştırırsan inşaatçı üstünde de gayet iyisin. Valla Sidar Sinan, seni inceleyecek bir şey yok. Mükemmel bir köyüm var. Böyle devam et diyorum yani, şu inşaatçı üstünde geliştirmeye devam et. Zaten geliştiriyorsun. Muazzam bir köy. Valla diyecek bir şey bırakmamışsın. Sonraki arkadaşla devam edelim. Dur bakalım. YouTube Global'i de aldık. Şimdi. Başka birini daha kazandıralım. Mert Aydın. Köyünü göremeyince gelen uzun. Oğlum Mert Aydın, şu yoruma köy ID'ni bıraksaydın şu an senin köyü inceliyordum ya. Başka birine hemen. Arkadaşlar böyle yazacağınıza şey yazın. Daha iyi olur.
Eline sağlık abi demiş. Teşekkür ederim. Tekrardan startladım. Önemli tabi bölümü sümüş bunu atlayayım. Bina 15 max hesabım vardı. Acımayın, tavsiye ederim. Darısı başınıza demiş. Bu yorumu da görmüştüm. Yorum için teşekkür ediyorum. Adam oyunu bitirmiş ya. Klan sayısı yıldızlarına bakarsın abi. Turkish Gamer, bu arada seninle ilgili bazı şeyler söyleyeceğim. Ama yorum yazmıştın Nihat'ın diye, onun cevabını ben senin yorumun altına vereceğim. Turkish Gamer'da incelediğim 113 seviye. Bir belediye binası 10. Bir tane havan yükseltmesi yapıyoruz. Hem de bunu üçlü havan yapıyoruz. Ondan sonra bir tane altın madeni yükseltiyoruz. Bir tane de altın madeni, bir tane de altın madeni, bir tane de iksir sonrası yükseltiyoruz. 4 oldu. Bir tane de kraliçe yükseltiyoruz. Güzel. Bu kahramanların zaten maksaman lazım. Çünkü belediye binası onu bitirmişsin gibi sen de. Çok az bir şey kalmış. Sonraları yükseltmeye başlamışsın. Mümkün olduğunca kahraman yatırmaya çalış. Onun dışında laboratuvar işçilerin okey. Ejderhalar okey. Biraz kupan mı yüksek senin? Belediye binası ona göre gerçi okey bir kupa yine ya. İnşaatçı üstünde of, bu düzenden nefret ediyorum ama artık şu düzeni kullanmayın, gözünüzü seveyim. Daha iyi düzenler var. Kesinlikle daha iyi düzenler var. Bu düzeni kullanmanızı önermem ama yine de siz bilirsiniz. Burada da güzel bir şekilde gelişmeye devam edersen, yükseltme yaparsan gayet tatlı olur. Burada yükseltme yapmıyorsun. Yükseltme yaparsan çok güzel olur. Sondaların bile bak full ağzına kadar dolu sondalarından madenlerin. Kesinlikle inşaatçı üstüne de değer vermen gerekiyor. İleride 6. inşaatçı çok ihtiyacın olacak diyorum. Bugün de full belediye binası 10 max köyler geliyor. Bu arada ekranda kalmış bu ya. Şöyle göstereyim tekrardan. Pardon. Yeni alışıyorum da arkadaşlar, bu siteyle beraber köy incelemesi çekmeye çok özür diliyorum. Şöyle göstereyim yükseltmeni, altın madeni, iksir toplayıcı, altın madeni, altın madeni. Burada havan yükseltiyor, burada okçu kraliçe yükseltiyor. Depoları ağzına kadar dolu, ejderha ordusu kullanıyor. Düzen derken de bu düzenden bahsediyordum. 50 kere kullanılan ve burada da yükseltme yapmıyor. Tekrardan her şeyi göstermiş oldum. Ekranda kalmış olduğumu fark etmedim. Gerçekten kusura bakmayın diyorum. Tekrardan pick Anator Winner diyorum. Başka bir kazanan seç diyorum. Bakalım kim gelecek. Abi beni çok sevmiş uygulama. Evet, Erkan Kılıç bu sitesini bayağı seviyor. Öncekinde Erkan'ı fazlasıyla atmıştı site, hatırlarsanız. Ali Tezer. Abi 11BB'yim. Sonlardayım, 12 olacağım. İyi günler demiş. Teşekkür ederim. Bu etiket çok mu uzun? Bana mı? Etikette bir sıkıntı mı var? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Dur ekrandan alayım etiketi. Girebilecek miyiz bilmiyorum. Garip geldi bana bir etiket. Evet. Evet arkadaşlar. İksir deposu yükseldi arkadaşımız. Gayet güzel. Yine bir kapak fotoğrafı. Şöyle iki tane kapak fotoğrafı alalım. Yani kesinlikle bu iksir deposunu yükseltmen çok değerli ve önemli, onu söyleyebilirim. Ama unutma, altın deposunu da yükseltmen lazım. İksir deposunu yükselttikten sonra kesinlikle bu sonraları topla. Ve ikinci inşaatçıyı da alırsan mükemmel olur diye düşünüyorum. Onun dışında köyün gerçekten güzel. Liyafi, seni de ileride bizim klanda görmek isterim. Bu gemiyi de daha önce de arkadaşımıza tavsiye vermişti. Gemiyi tamir ediyorsun, hemencik belediye binası artık kaça gelince açılıyorsa. Klan kleni açman gerekiyor bizim klana gelmek için. Bak bu çok değerli. Onun için de etraftaki çerçöpü temizliyorsun. Ama şu yıl dönümü pastası hariç belki taşları da saklayabilirsin çok istersen diyorum. Ve sonraki arkadaşımıza hadi devam edelim. Şöyle veriyorum size ekranı. Hop. Ondan sonra başka bir kazanan seçiyoruz. Klan alır mısın? Max değil. 100 seviye olduğunda seni klan alırım Emre. 100 seviye ol, direkt gel bizim klana. Oruç Gümüş. Oyuna başlayalı çok olmadı abi demiş. Hemen bakıyorum. Şöyle etiketini aldım. Şunu kapattım. Güzel köyümüze veda ediyoruz. Şöyle etiketi girdim. 33 seviye, yardımcı lider olduğu bir klan. Yeni açılmış bir klan. Oyuna başlayalı zaten çok olmadı demiş. Bir belediye binası 6 görüyoruz. Hava savunmaları max. Hatta neredeyse her şey max galiba. 2 tane işçimiz var. Şimdi sana vereceğim en önemli önerilerle başlıyorum.
Şu mezarlıkları topluyorsun öncelikle. Ondan sonra bu etraftaki her şeyi temizliyorsun. Özellikle bu taş kutusu çok önemli. Sana 25 taş verecek. Diğerlerini de temizlemen önemli. Çünkü onlardan da az da olsa taş geliyor. Laboratuvarın boşta. Bu laboratuvar kesinlikle hiçbir zaman boşta kalmıyor. Bittiğinde direkt belediye binası basıyorsun. Onun dışında 3 tane işçim var. Bu işçileri en hızlı şekilde 5 yapacaksın. Büyülü ögeler var. Belediye binasını tıkladığında çıkıyor altta. O büyülü ögelerin dönüştürüyorsun elmasa, direkt satabiliyorsun. Elmasa dönüştürüp 5. işçiyi almaya çalışacaksın. Sondaların falan da full. Bunları da topluyorsun. Biraz aktif olman lazım bu oyunda gelişmen için. Kesinlikle ama kesinlikle unutma. Onun dışında ordunda hem süper büyücüler var, hem balonlar var, hem okçular var. Görevler için olabilir. Ama görevlerin bittiğinde ya sadece havadan saldıran birlikleri kullan ya da sadece karadan saldıran birlikleri kullan. Sana önerilerim bu şekilde. Onun dışında bu yan köyü de inşaatçı üstünde mutlaka her gün yıldız bonusunu al, saldırılarını yap ve işçilerini çalıştır, geliştir. Buradaki çerçöpleri de topla, şu ağaçları, buralardan da elmas geliyor. 5. işçiye gitmen için çok önemli olacak diyorum. Sana önerilerim bu kadar. Bunları yaparsan çok güzel ve hızlı bir şekilde gelişirsin diye düşünüyorum. Şimdi başka bir kazanan seçelim hemen. Abi klanı öylesine açtım, geliştirmek istiyorum. Ondan iyi köyümün olduğunu düşünmüyorum. Düşünüyorum. Ha, klandan iyi köyüm olduğunu düşünüyorum. Video heyecanına baktım ama gelmedi köyüm. Neyse. Dur. Bu yorumun devamına bir bakıp geleceğim arkadaşlar. Köy ID'si atmış mı? Hemen geliyorum. Tamam, köy ID'si atmış. Sonunda seviliyorsun falan yazmış. Teşekkür ediyorum. Şöyle hemencik geliyorum buraya. Etiketini atıyorum. İyi oldu, bakmam çünkü yorum sona atmış. İki seviye klan. Evet, klana göre güçlüyüm demişti zaten. Keyfini açtım demişti. Tamamdır, hiç sıkıntı değil. 53 tane saldırı kazanmışız. Güzel. 141 seviye. Klanın zaten lideri kendisi. Hadi bakalım. Belediye binası 11. Max bir kahraman gördüm. Bütün kahramanlarımız max. Muazzam güzel. Okçu kulemiz 15 yükseltiliyor. Tamamdır. Başka ne yükseltmemiz var? Hava saldırısı mı yapıyoruz diyecektim. Ordumuzda her şeyden var. Bu saldırı ordun değildir umarım. Çünkü buz golemi, atıcı var, binici var, balon var, elektro var, ejderha var, bombacı var, büyücü var, okçu var. Her şeyden var ordunda. Onların sayısını biraz azaltırsan, havaya da karaya yönelik yaparsan saldırılığını daha iyi olur diye düşünüyorum. 1, 2, 3 yükseltmemiz var. 3 tane savunma yükseltmesi. Başka. Ekrandan aldım değil mi? Almışım, tamam, korktum. Bir tane işçimiz boşta, iki tane işçimiz boşta. İki tane işçimizi çalıştırırsak çok muazzam olur. Bir altın eksikliğimiz var gibi. Bu altın eksikliğini yaşamamanız için ileriki belediye binalarında şöyle bir şey yapabilirsiniz. İksirle basılacak az şey olduğundan dolayı savunmalar altınla basıldığı için daha çok altına ihtiyacınız oluyor. İksirle artan iksiriniz de full oyunun başlarında, yani belediye binasının yeni geçtiğinizde duvar basıp altınlarınızı full savunmaya veya pahalı altın yükseltmeleri yaparak harcarsanız ileride duvarlarınız maxlandığında iksirle altın gereksinimi eşit kalır. Böyle iksir depolarınız ağzına kadar dolu, altın depolarınızda da 1 gram altın kalmaz. Yani böyle bir öneri vereyim size. Ben belediye binası sonunda şu an öyle yapıyorum. Farkındaysanız altınla yükseltmeler yapıyorum. İksirle duvar yükseltmeye çalışıyorum daha çok. Şöyle hemen inşaatçısına bakacağım. O iki işçiyi çalıştırırsak çok güzel olur bu arada. Tuzak bile yükselsek böyle 10 bin altına, 100 bin altına, o bile iyidir yani, zaman kazancıdır. Burada inşaatçı binamızı 10'a yükseltiyoruz. Erken bir inşaatçı binası yükseltmesi. Başka bir yükseltmemiz var mı? Burayı bu arada kesinlikle aktif bir şekilde oynamanı öneririm. Ve savunmalarını geliştirmen çok önemli burada. Hem yüksek kupaları çıkabilmen için, hem de savunmalarınızı yükselttiğinizde çok muazzam iksir geliyor. Ben şu an gerçekten ana hesabımda çok iyi savunmalar yapıyorum. Genelde rakiplerim hep, yani 2 maçın 3 maçın ikisinde 2 yıldızda kalıyorlar diyebilirim. Hatta 2 yıldız 1 yıldızda kalıyorlar. 3 yıldızı göremiyorlar. İlk köyü geçemiyorlar. Sağlam olduğu için biraz köyüm artık geliştiği için. O yüzden siz de inşaatçısını geliştirirseniz hem altın hem iksir olarak çok iyi ödüller kazanmaya başlıyorsunuz. Belli bir yerden sonra bilginiz olsun diyorum. Sonraki arkadaşa devam edelim. Gayet güzel bir köyün var. Hadi bakalım. Hemen start'a basıyorum. Emre geldi tekrardan. Emre, nasıl tekrardan gelebiliyorsun ya? Başka insanlar var. Burada kazananların gelmemesi lazım ama tekrar geliyorsunuz. Bakayım.
Ben orada görüyorum çünkü. Eline sağlık abim. Teşekkür ederim. Yorum okuma videosu oldu birazcık da. Bak bu sefer de Yiğit'e taktı kafayı. Fark ettiniz mi? Ama bak ben orada görüyorum hiç şey yapmadım. Baby on hesabında ancak benim gibi bir durumu yaşayan aranlar anın için çok güzel hissettiksin diye korkmuştum. Bu yorumu da okumuştum. Yaşadım ben daha önce durumu, o yüzden sorun yok. Kapak fotoğrafındaki köy benim, güzel yorumun için teşekkür ederim. Evet bu arada kapak fotoğrafındaki köy Mustafa'nın da muazzam bir köyü. Neredeyse birkaç duvar dışında duvarları bile max'tı. Erkan tekrardan geldi. Olmadı ben kendim seçeceğim kalan yorumları. Hadi kalan yorumları kendim seçeceğim. Hemen geliyorum. Bir dakika bekleteceğim sizi. Şu arkadaşı inceleyelim. Yazık olmasa 50 tane yorum atmış. Galiba. 13'e geçeli 3 ay mı olmuş yazmış. Bakayım ben hemen. 13'e geçeli 3 ay oldu. Tavsiyelerin neler yazmış. Hemen söyleyelim bakalım. Bu arkadaşımız Elmas Ligi'ne kadar çıkmış. Yok Elmas mıydı? Efsanevi miydi? Unutuyorum ismini. Neyse. 75, 66, 46, 17. Okçu kraliçemiz maxlanmış. Baba kralımız geride, koruyucumuz maxlanacak gibi, 50'de maxlanıyor diye biliyorum. Şampiyonu hiç bilmiyorum ama 25 falan olabilir belki. Çünkü belediye binası sonuç olmadığım için daha çok bir bilgim yok şampiyon hakkında. Şimdi bir ziyaret et diyelim. Yardımcı lider 164 seviye, 10 seviye üstü bir klanda. Laboratuvarımız çalışıyor. Ağaçlarımız çok güzel durmuş. Koruyucumuz burada yatıyor. Barbar kralımız yatıyor. Muazzam iyi. Şampiyonumuz yatıyor. Muazzam iyi. İki tane hava savunmamız yükseltiliyor. Muazzam iyi. Başka bir şey demedik adama. Büyücü kulemiz yükseltiliyor. Muazzam iyi. Çok iyi gidiyorsun bu arada. Tebrik ederim. Kaç ay oldu demişti. Bir daha bakacağım. Unuttum. 3 ay oldu demiş. Duvarların çok iyi yükseltmişsin. Tebrik ediyorum. Cehennem kulelerimiz yükseltilmiş. Kaya saçarlarımız maxlanmış. Kartal topumuz yükseltilmiş. İksirlerimiz yükseltilmiş. Vallahi çok iyi gidiyorsun. Tebrik ederim. Bir an önce duvarları maxlayıp kafanı rahatlatırsan daha da güzel olur diye düşünüyorum. Sinsi Goblin 2740 kupalar gayet iyi. Bu arada yani ben ne yapacaksam neredeyse onu yapmışsın. Eline koluna sağlık. Sadece aramızda tek fark Barbar Kral'la Kraliçe arasında sende birazcık daha fark varmış bana göre. Onun dışında gayet iyisin. Biraz laboratuvarda gerisin bence gördüğüm kadarıyla. Belediye binası 12'den maxlanmamış şeyler görüyorum. Laboratuvarda da birazcık daha geliştirme yaparsan, hızlandırsan işte madalyalarını falan filan oraya harcarsan daha güzel olur diye düşünüyorum. Burada lava püskürtücümüz var 6. seviye. Mega testo 9, havan 8, ezici 6, dev top 7, kahramanımız 30. Burada hem Motto'nun karakolu yükseltiliyor hem savaş helikopteri yükseltiliyor. Savaş helikopteri yükseltiliyor mu? Yükseltiliyor. 21-22. seviye yükseltiliyor. Burada da iki tane yükseltme birden yapıyorsun. Gayet güzel ve gayet tatlı. Eğer bir gün klan arayacak olursan ya da bizim klana gelmek istersen seni bekleriz bu arada. Gayet güzel bir köyüm var. Eline sağlık diyorum. Yorumların içinde teşekkür ediyorum. O kadar yorum atmışsın. Uğraşıp teşekkür ederim. Şimdi başka bir arkadaşımız. Orucunkine bakmıştım. Bu hesabı KS hesabı yapacağım. Ona göre yargıla. KS hesabı yapacaksın. Ona göre yargılayalım. Tamam. KS hesabı. TFX Mustafa 2. Raccoon Live 9 seviye klanda. KS hesabı da nasıl oluyor hiçbir fikrim yok ama kahramanlarımız maxlanıyor. Niye ben bu kadar esniyorum bugün ya? Uyku düzenim yok diye galiba. Belediye binası 11'iz. Duvarlarımızın belli bir kısmı 12'ye geçirilmiş. Güzel yan hesaplardan biri olduğu için aslında normal duvarların birazcık geride kalması ama bayağı geride kalmış. Birazcık ganimet kasarsak bu hesaba yan hesap da olsa çok güzel olur diye düşünüyorum. Ondan sonra burada elektro balonlarımız var. Hava saldırısı yapmayı seviyoruz. Süper büyücü görevini yapmaya çalışıyorsun anladığım kadarıyla ben bitireli bayağı oldu kurtuldum o görevden. Burada barbarlarımız var. Seviyesi düşük inşaat üstünde ama zaten KS hesabıymış. Burayı çok umursadığını düşünmüyorum. Belki ileride bir sadece 6. inşaatçıyı almaya çalışırsın. Valla KS hesabına ne demek lazım bilmiyorum ki yani. Laboratuvarı falan yükseltmen lazım senin. Yani madalyanın laboratuvarı harca zaten kahramanların seviyesini yüksek tutuyorsun. Onun için de ordu kampını falan yükselteceksin. O şekilde işte gayet fena bir hesap değil yani. Savunmaları bir seviye bırakmamışsın en azından diyeceğim. Gerçi KS'de savunma da önemli.
Okey bence köyün diyorum ve sonraki köye bir bakalım bakalım yorumlara bakmaya devam edelim hemen. İnşallah bakarsın abi. Bir de adım Muhammed demiş. Bakmadım galiba arkadaşımızın köyüne. Hemen bakalım. Şöyle. Gel buraya. Yardelen 21, 104 seviye bir belediye binası 11. Muhammed'in köyü Kartaltopu. Daha yeni belediye binası 11'e geçmişiz. Hava savunmamız yükseltiliyor. Ay, biraz uyusam iyi olacak galiba. Bütün video esnedim. Okçu kreşimiz 41'e yükseltiliyor. 3 tane yükseltmemiz var burada. Ordu kampımız yükseltiliyor. 4. 5. yükseltmemiz nerede? 5, 5, 5, 5, 5. Barbar kralımız yükseltiliyor. Gayet iyi. İki kahramanını birden yükseltiyorsun. İyi bir başlangıç yapmışsın. Kara iksiri depon full şu taş kutusunu topluyorsun. Ganimetlerini artanlarıyla mutlaka duvarlarını maksıyorsun. Çok güzel bir köyün var. Bizim klana gelmek istersen belediye binası 11 olduğu için bizim klana da gelebilirsin bu arada. İstersen bu klanda da kalabilirsin. Sorun değil. Süper barbar kullanıyoruz. Bu arada ben size bir bilgi daha vereyim. Yani benim kullandığım bir taktik. Ben kupa yükselmeye çalıştığımda ganimet kasmak için süper barbar. Kupa düşmeye çalıştığımda ganimet kasmak için sinsi goblin kullanıyorum. Ama sinsi goblin'de olduğunuz kupada da kalabiliyorsunuz. Bazı saldırılarda kupa düşebiliyorum sinsi goblin'de sadece sondaları ve depolar alarak. Bazı saldırılarda da belediye binasına yollarsanız goblinleri tekliyorlar zaten. Öyle de olduğunuz kupalarda kalabiliyorsunuz. Ama kupa yükselmek istiyorsanız süper barbarlar daha iyi. Ama süper barbarlarla da hem ganimet toplayıp hem de olduğunuz kupada kalmak zor. Ben 150 geçiyorum yani süper barbar kullandığımda. Sinsi Goblin ile süper barbar arasında böyle bir ayrım var. Bilginiz olsun. Hangisini tercih edersin dersen ben aslında Sinsi Goblin'leri tercih ederim. Çünkü daha çok istediğin şeyi yapabiliyorsun. Ama süper barbarlarla da saldırması daha kolay ve daha pratik diyebilirim. Böyle bir farkı var. Bazı insanlar süper barbarı tercih ediyor. Bazıları Sinsi Goblin'i. Kara iksirim yokken de kara iksirle sürekli bir şey yükseltiyorken de bebek ejderha tercih ediyorum. Bilginiz olsun. Çünkü tek başınayken çok güçlü. Ganimet kasmada çok işe yarıyor diyebilirim. Burada da hava mayınları yükseltiyoruz. Güzel. Başka yükseltmemiz yok değil mi? Bir tane hava mayını yükseltiyoruz. Bir tane daha burada yükseltme yaparsak güzel olur. Belediye binası 11'e geçen yeni birisi için bu arada inşaatçı üstünde hiç fena değil. Burayı da geliştirsen gayet tatlı tatlı ilerlersin diye düşünüyorum. Bakalım köyünü incelemediğimiz arkadaşımız kaldı mı? Ali Taser'ı inceledim mi? Ali Taser. Çıkmamış. Yo, iyi günler demiş. İnceledim ya. Hatırladım şimdi. Başka 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 başka. Yorumlara bakıyorum. Bu kadar herhalde ya. Herkesi inceledim gibi geliyor bana. Ne diyorsunuz? İncelemedim kaldı mı? Kalmadıysa köy ID'nizi atın. Bütün yorumlara baktık gibi. Teşekkür ediyorum. Önceki videoya 105 yorum gelmiş tam tamına. 548 abone olduk bu arada. Sen abone olursan 2 abone kaldı 550 olmama. Bir el atarsan bir arabayı arkadan ittirirsen araba gidecek. Çok teşekkür ediyorum destek olan herkese. 34 de like gelmiş. Like atan herkese de teşekkür ediyorum. Bu videoluk bu kadar olsun. 3 gün sonra tekrardan yeni bölüm gelecek. Yarın ve yarından sonra ana hesabımda yani şu an görünüş hesabımda ve yan hesabımda videolar gelecek. Ondan sonraki gün yani 3. günde bugün günlerden ne? Bugün günlerden cumartesi. O zaman pazar pazartesi salı günü yeni videosu gelecek bu serinin. Bu köyde neymiş serisinin. Yorumlar kısmına köy ID'nizi atarsanız sonraki videoda sizin köyünüzü de inceleyebilirim diyorum. Ve ben kaçıyorum. Yarın 18.00'da yeni videolarla görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için ve değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.